Yunanistan'da hiç beklenmedik bir hareketlilik var. Seçimler yaklaşırken tahtı sallanan Miço için işleri hiç de iyi gitmezken mantıksızca bir hareket yapması an meselesi. Ayrıca bu işe Amerika'yı ve Avrupa Birliği'ni de dahil edip suyu iyice bulandırmak istiyor. Hem de öyle bir plan yapma peşinde ki haklı olmamız bir şeyi değiştirmeyecek gibi gözüküyor. Erdoğan ise bu kirli oyuna en başından beri hazırlanıyordu. Nasıl mı? Michotakis hükümeti Yunan karasularını sadece Girit'in batısı ve güney batısında geçerli olmak üzere 12 deniz miline kadar uzattığını ilan etmeye hazırlanıyor. Buradaki amaç Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmayı geçersiz kılmak. Böyle bir saçmalığı kimse kabul etmez diye düşünmek bize hata yaptırır. Yunanistan hava sahasını 10 mil, karasularını 6 mil olarak ilan etmiş bir ülke. Böyle bir ülkenin Girit'in iki yanında kara sularını 12 mil, diğer yanlarda 6 mil bırakmak gibi bir saçmalık yapmayacağının garantisi yok. Bu noktada yine Amerika çıktı karşımıza. Exxon Mobil'in sismik araştırma gemisi Sanko Swift'in Girit'in çevresindeki sularda sismik araştırmalara başlayacağı açıklandı. Bu çalışma tartışmalı sulara doğru kayacak mı göreceğiz. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten şu an mantıklı bir adım beklemenin imkanı yok. Giderek büyüyen telefon dinleme skandalı nedeniyle Miçotakis oldukça zor durumda ve bulabildiği tek çıkış yolu Türkiye ile olan gerginliği artırıp Amerika ile mümkün olduğunca yakın durma fikrine dayanıyor. Yunanistan tarihi boyunca ilk kez bir başbakan Amerikan Dışişleri Bakanı'na telefon açıp 40 dakika kadar rapor verdi. Yunanistan halkı onurlu bir halktır. Başbakanlarının mevkidaşına değil de Amerikan Dışişleri Bakanı'na rapor vermesi ulusal onurlarını zedelemiyor mu acaba? Yunanistan Başbakanı Washington'a tam itaat ettiğinden Girit'in iki bölgesinde kara sularını 12 deniz miline çıkarma kararı içinde Washington'ın kapısını çalacak. Beyaz Saray bu karara evet der. Üzerine bir de Exxon Mobil gemisinin tartışmalı sulara gelmesine onay verirse, Türkiye'nin artı altı mile girecek her gemiyi vurmaktan başka çaresi kalmaz. Yani çıkacak bir çatışma ya da savaşın tüm sorumluluğu bu saatten sonra Amerika'ya ait olacak. Yunanistan'ın anlaması gereken şey şu. Türkiye, Ege'nin sadece %7'sini hapsedilmeyi ve Doğu Akdeniz'in enerji kaynaklarının paylaşımında devre dışı bırakılmayı asla kabul etmeyecek. Ege ya Türk-Yunan Dostluk Denizi olacak ya da bir kez daha savaşmaktan başka çaremiz kalmayacak. Kaldı ki bir kez daha savaşsak bile sonunda yine masada anlaşmak zorunda kalacağız. Hal böyle olunca ne savaşmaya gerek var ne de olmayacak hedeflerin peşinde koşmaya. Amerika'nın Yunan asıllı Atina büyükelçisi de savaş çıkarsa karışmayacaklarını söyledi işte. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias ülkeye lider olmak için körüklediği düşmanlıkların varacağı yeri görmüyor mu acaba? Türkiye'ye yönelik provokasyonlarını artıran Yunanistan'da üst düzey bir yetkili krizi tırmandıracak sözler sarf etti. Girit ve Mora arasında hidrokarbon arama faaliyetlerine başlamasının ardından Doğu Akdeniz'de ilgili yeni teoriler gelen Yunanistan'da 12 mil meselesini gündeme taşıdı. Yunanistan son dönemlerde Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran hamlelerde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın üst düzey komutanı, eski savunma bakanı Avangelos Apostolakis katıldığı etkinlikte Türkiye-Yunanistan durumunu değerlendirmiş, iki ülke arasındaki en kötü senaryoya hazır olunması gerektiğini ifade etmişti. Apostolakis, Türkiye'nin savaş sebebi dediği 12 mil meselesini yeniden gündeme taşıdı. Apostolakis geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarında Yunan halkına bir uyarıda bulunarak bu halk tarih boyunca karşılaşılan zorluklara yanıt vermişti. Herkes, dostlarımız ve muhalefet savaş riskinin farkında olmalıdır demişti. Girit ve Mora arasında başlayan hidrokarbon araştırmaları hakkında konuşan Apostolakis, bunun için çok geç kaldıklarını ifade etti. Ülkenin çıkarlarının belli olduğunu dile getirdi. Apostolakis, hükümeti daha işin başındayız sözleriyle eleştirdi. Hidrokarbon arama faaliyetlerini ülkenin egemenlik haklarını savunmaya karar verildiğini gösteren bir işaret olarak niteleyen Apostolakis, 12 mil konusunu yeniden gündeme taşıdı. Ege Adaları'nda tahriklerinden vazgeçmeyen Yunanistan'ın yeni korkusu, Başkan Erdoğan'ın tüm ziyaretlerinde bulunan MIT Başkanı Hakan Fidan. Yunan Kor General Lazaros Kamborouidis, Erdoğan'ın tüm resmi ziyaretlerinde ve yabancı ülkelerdeki temaslarında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın varlığı endişe verici bir nokta dedi. MIT'in artan operasyonel gücüyle ilgili Pentapostagma isimli Yunan medya kuruluşunda yazı yayımladı. Yunan Kor General Lazaros Kamboroidis'in görüşlerine yer verildi. Kamboroidis şu açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın tüm resmi ziyaretlerinde ve yabancı ülkelerdeki temaslarında MİT Başkanı Hakan Fidan'ın varlığı endişe verici bir nokta. Ayrıca daha önce Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığının üstlendiği görev olan MİT'in artık sınır dışı silahlı operasyonlar yürütmesi de soru işaretleri yaratıyor. Yunan topraklarında da üstlenebileceği olası görevler. MIT'in yeteneklerinin yeniden yapılandırılması ve yükseltilmesinden sonra Yunan topraklarında da operasyonlar yapmalarını beklemeliyiz. MIT yetkililerinin donanımlı insansız hava araçları kullanarak Suriye ve Irak'ta yüksek değerli noktaları hedeflere taarruz etme amaçlı silahlı misyonları, ülkemiz savunmasının sınır hattında da karşılık gelen hedefleri vurmak için çok tehlikeli bir operasyonel olasılığın işaretini veriyor. Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalarla yükselmeye devam ederken Yunan basını sayfalarını bir kez daha savaş senaryolarına ayırdı. Yunanistan'da diplomatik temaslarda bulunan Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Yunan mevkidaşı Dendias'a Türkiye'nin benzersiz bir komşu olduğunu söyleyerek farkında olmalısınız, bir NATO müttefiki ve bölgede önemli bir aktördür dedi. Yunanistan'a resmi ziyarette bulunan Belçika Dışişleri Bakanı Hacı Lahbib, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la yaptığı görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın Türkiye ile iyi komşuluk içinde olması gerektiğini belirten Lahbib, Türkiye benzersiz bir komşudur, farkında olmalısınız, bir NATO müttefiki ve bölgede önemli bir aktördür, dedi. Yunanistan'la Türkiye arasındaki gerilime de değinerek diyalog çağrısında bulunan Lahbib, bu gerilimlerle başa çıkmak için Avrupa Birliği için olumlu bir yaklaşıma bağlı kalmalıyız. Geçen yıl üzerinde anlaşmaya vardığımız pozitif gündem, Ankara'nın ortak hedeflerimiz olan gerilimi azaltma ve işbirliğine bağlı kalması durumunda yolunda gitmeye devam edecek. Bu pozitif gündem, ikili ve Avrupa düzeyinde ülkemizin insan ve azınlık hakları, konsolosluk işleri, terörle mücadele, yabancı terörist savaşçılar, göç, ekonomik ve ticari konularla bölgesel ve uluslararası konularda çok sayıda siyasi temas ve istişarenin sürdürülmesinden yana olduğu anlamına gelir ifadelerini kullandı. Konuşmasında herkesin uluslararası hukuka saygılı olması gerektiğini hatırlatarak Yunanistan'a da mesaj veren Belçika Dışişleri Bakanı çatışmadan kaçınma çağrısı yaparak herkesin uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğine inanıyoruz. Gerginliği azaltmak ve diyalog bu tür ikili anlaşmazlıkları çözmenin tek yoludur. Her ne pahasına olursa olsun çatışmalardan kaçınılmalıdır şeklinde konuştu.